Soykırım merkezi burası. Birazdan buraya iç tarafına gireceğiz. Kuba'dan herkese selamlar. Burada arkamızdaki gördüğünüz yer Soykırım Anıtı. Ermenilerin işledikleri vahşetler burada sergilenmiş. Gerçekten burada etkilenmemek mümkün değil. Burada gördüğümüz insanların kafa taslarına çivi çakılmış, baltayla yarılmış, kafaları koparılmış, kafası bir yerde, bedeninin diğer parçaları başka bir yerde, üst üste yığılmış yüzlerce, binlerce insanın kemikleri var. Bu işleri sanki aynı insan yapmış gibi. Anadolu'da da aynı insan yaptı, Hocalı'da aynı insan yaptı, Kuba'da aynı insan yaptı. Ermeniler bu kadar mı birbirine benziyor? Aynı vahşetleri birbirlerine mi öğrettiler? Yoksa aynı kişi miydi? Bu kadar uzun yıllar yaşadı. Önce Anadolu'da bu soykırımı yaptı. Ardından geldi, Kuba'da yaptı. Ardından geçti, Hocalı'da yaptı. Yani Hocalı'daki çocuğun derisini yüzen adam, Kuba'da çocuğun kafatasına çivi çakmış. Kafatasını baltayla parçalamış. Bu kadar mı benzer yapılan işler? Ermeniler birbirlerine mi benziyorlar? Yoksa bütün bunları yapan bir kişi miydi? İnanın insan bunu düşünmeden edemiyor. Aynı kişinin elinden çıkmış gibi yapılan soykırımlar. Hani diyorlar ya, biz soykırıma uğradık. Yaptıkları kendi soykırımlarını anlatıyorlar. Buraları gördükten sonra insanlar ve gerçekten etkilememek mümkün değil. Burası tesadüfen bulunan bir yer. Bir spor kompleksi yapılmaya çalışılıyor ama bu spor kompleksini yaparken bir bakıyorlar ki alttan mezarlar çıkıyor, kemikler çıkıyor. Ve o kemiklerin yapılan ölçümünde 1918 yılında Azamas denilen bir katilin 3000 kişiyle beraber Kuba'ya saldırısı sonucu öldürülen insanların cesetleri burada toplanmış ve gömecek yer bulmadıkları için parçalara ayırmışlar. Kollar bir yerde, bacaklar bir yerde, gövdeler bir yerde, kafataslar bir yerde. Ki kafataslar apayrı bir bölgede toplanmış, çivi çakılmış, baltayla kırılmış. Daha benzer işkenceler de yapılmış gibi görünüyor. Lanet olsun böyle şeye. Yani bu insanlığın kabul edebileceği bir şey değil. Burayı herkesin görmesi gerekiyor.
Buradan ölenlere rahmet diliyorum ve kalanların da ibret alması gerektiğini düşünüyorum ki zaten soykırıma müzeye girdiğimizde de ölenlere rahmet, kalanların da ibret alması dileğiyle diye sözlerle bitirmişler. Ben de rahmet diliyorum. Bizi izleyenlerin de ibret almasını istiyorum.